Öncelikle hepinize merhaba din ve mitoloji takipçileri. Benim adım Poyraz Ali. 14 yaşındayım ve yaklaşık bir senedir deistim. Neredeyse hepimiz gibi Müslüman bir ailede doğdum. Annem ve babam ikisi de Müslümanlar. Annem babama göre daha az muhafazakar olsa da yine de dini bana bir noktaya kadar öğreten oydu. Zaten küçük yaşlarda sorgulamaya başlamıştım. Aklımda hep sorular vardı. Hayvanları neden kurban ediyoruz veya Allah neden bizi önemsiyor gibi şeylerdi bunlar. 8-9 yaşından beri oruç tutuyordum ve aynı zamanda Kur'an kursuna gidiyordum. Babam söz vermişti, eğer Kur'an'ı okumayı öğrenirsem beni bir daha o yere göndermeyecekti. Bir yaz boyunca kafamı Kur'an'dan neredeyse hiç kaldırmadım. Okuduklarım ise hep Arapçaydı. Dolayısıyla okuduklarımdan hiçbir şey anlamıyordum. Yaz bitti, okullar açıldı derken bir sene daha geçti. Tekrar yaz geldiğinde babam bana Kur'an kursuna gideceksin dediği zaman çok sinirlendim. Babama da dine de ilk kez o gün karşı çıktım. O andan itibaren biraz çocuksu bir şekilde araştırmaya başladım. Araştırma sürecim yaklaşık 2,5 yıl sürdü. Bu süreçte ilk önce Evrim Ağacı tarzı bilimsel kanalları ve sonrasında ise din ve mitolojiyi buldum. Aslında bu buluş sürecim benim için bir dönüm noktasıydı çünkü artık kendime deist diyebiliyordum. Aklımda bir soru kalmamıştı. Din ve mitolojiden bulduğum ayet ve hadislerle kendimi savunabiliyordum. Savunduğum kişi ise din öğretmenimdi. Açıkçası anlattığı şeye kendisinin de inanmadığını söyleyebilirim. Derste konu geldikçe sorular sorup dersin ilk 10 dakikasından son dakikasına kadar dersi tıkıyordum. Adam resmen cevap vermek için çırpınıyor ama veremiyordu çünkü cevabı yok. İnandığı dini bilmeyen o kadar çok insan var ki eminim bu yaşıma rağmen dinlerini çoğu Müslümandan daha iyi biliyorumdur. Araştırmak insanın doğasında olan bir şeydir ve eğer yaratılış gerçek ise bu özelliği bize Allah kendisi vermiştir. Bu yüzden cezasının olması kadar saçma ve çelişik bir şey yoktur. Bilimle kalın abilerim, ablalarım ve dostlarım. Merhaba, ben Sırabya. Aşırı sağcı bir babanın oğlu olarak doğdum. Küçükken bana empoze edilen Allah ve sağcılığı benimsedim. Her çocuk gibi ben de Kur'an kursuna gittim fakat çocuk olduğum için aklım hiçbir zaman Kur'an'da olmamıştı. Oradan öğrendiğim tek şey bir varlık var ve bizi istediği gibi yönetebilirdi. Eğer onu kızdırırsak cezalanırız gibi şeyler. Yine Kur'an kursuna gittiğim bir gün namaza girdik. Namaz sonunda hoca sinirli bir ses tonu ile "Yarın herkes Fatiha'yı ezberleyip geliyor. Yoksa ceza var." dedi. O güne kadar ben ailemden bile ceza görmemişken başka birinin beni böyle korkutması gerçekten soğutmuştu beni. Bir daha asla Kur'an kursuna gitmedim. Yaşım 8-9 civarıydı. Fakat 9 yıl boyunca bana empoze edilen dini 6. sınıfa kadar yaşadım. Namazlara gidiyordum, sürekli günah işliyorum diye korkup namaz kılıp tövbe ediyordum. Sürekli Allah'a sığınıp dualar ediyordum ve bu dualar genellikle ailem sağlıklı olsun, dedem hastalığından kurtulsun gibi istekler oluyordu. Sürekli ateist olanları aptal görür, kendimi muhteşem bir kitap Kur'an, nasıl inanmıyorlar diye avuturdum. Dinden kopmanın ilk nedeni abim oldu. Benden 14 yaş büyük bir abim ve 7 yaş büyük bir abim daha var. Büyük abim ateistti ve açık açık söylüyordu. Küçük abimle ben ise yarım aklımızla abimin yanıldığını ispat etmeye çalışıyorduk. Bir ara 7. sınıfta 12'li yaşlarımda kafama dank etti ve ibadet işleri gerçekten neden var diye düşünmeye başladım.
Din öğretmenlerine soru sorarken çekiniyordum. Çünkü bulunduğum bölge dolayısıyla herkes dindardı ve soru sorduğumda "Salak mısın? Bunlar nasıl sorular?" gibi söylemlerle karşı karşıya kalıyordum. Dinden çıkmamın ilk etkenleri cehennem, imtihan ve bazı çelişkilerdi. Bir tanrı neden bizi cehenneme yollar? Neden imtihan oluyoruz? Allah'ın buna ihtiyacı mı var? Bu gibi bazı çelişkiler beni arada bırakıyordu. Çünkü ön yargılarımı kırıp dine Müslüman olmayan biri gibi baktığımda bunun insan doğasına aykırı olduğunu görmüştüm. Zorlamalar, şiddet, savaş en çok bu dinde vardı. Dinden çıkan hemen hemen herkesin yaşadığı gibi arada kaldıktan sonra kendimi Kur'an'la kandırdım. Kur'an mucizeleri denen olaylara inanmaya başladım ve ateistlikten tekrar dine döndüm. Hatta döndüğüm ilk gün namaz kıldım ve psikolojik olarak rahatladım. Fakat artık araştırmayı öğrenmiştim, elimde internet vardı. Yine bir tarafsız araştırma yaptım ve mucize diye bir şeyin olmadığını, hepsinin uydurma olduğunu açık açık gördüm. Kandırılmış hissettim ve dün tapındığıma o gün düşman olmuştum. Çok zor zamanlardı. Ardından evrim teorisini keşfedince semavi dinlerin gerçek olmadığına tamamen inanmıştım. Kur'an okumaya karar verdim ve inanır mısınız, Bakara'yı bitirip bıraktım. Buna inanan insanlar var diye halimize acıdım resmen. Şu anda inancımı merak eden olursa agnostik ateistim. Dinden çıkarken hayat boşa mı, din yoksa neden yaşıyorum, her şey boşa mı diye düşünüyordum. Zaten birçok Müslümanı dine bağlayan kilit nokta da budur. Fakat çelişkili zorluklardan sıyrılıp gerçekten dinden kurtulursanız mutlu oluyorsunuz. Elbet anlattıklarımı dindar arkadaşlar izleyecektir. Arkadaşlar, Kur'an mucizesi diye bir şey yok. Kandırmayın kendinizi, araştırmalar yapın, korkmayın. Dinlerin alayı yalan dolandır. Evrim teorisine bakın, araştırın. Evet, Müslümanken ben de maymundan nasıl geliriz diye gülüyordum. Fakat işler öyle değil. Lütfen ön yargınızı kırın. Merhabalar, benim adım Enki. Benim dinden çıkma hikayemi size anlatmak istiyorum. Çok dindar bir ailede doğdum. Annem babam 1960'ların sonunda Almanya'ya geldiler. Ben de Almanya'da doğdum, büyüdüm. Çok küçük yaşlarda namaza başladım. Camilerde yatılı olarak kaldım. 14-15 yaşlarında ilk defa kafamda sorular oluştu ve hocalara sorular sormaya başladım. Bunlar ilk başlarda çok basit sorulardı. Mesela yılbaşında havai fişek patlatmak neden günahtır gibi. Aldığım cevaplar hiçbir zaman tatmin edici olmadı. Arada bir soru sorduğum için tokat bile yediğim olmuştur. 28 yaşıma kadar namazımı kılıyor, orucumu tutuyordum. Hatta imanım o kadar kuvvetliydi ki müzik yerine Kur'an dinlemeyi tercih ediyordum. Arabada sürekli büyük bir hayranlıkla Abdülsamet'i dinlerdim. Yani anlayacağınız iyi bir Müslüman olmaya gayret ediyordum. Peki ne oldu da ben bu İslam dinini terk ettim? Şöyle söyleyeyim. Ben araştırmayı, soru sormayı çok seven biriyim. Bir gün cuma namazından sonra her zaman olduğu gibi yine para toplanıyordu. Bu sefer Somali'ye. O an düşündüğüm şey, neden sadece Müslüman olan ülkelere veya kişilere yardım ediliyordu? Cemaat camiden çıktıktan sonra bunu hocaya sordum. Hocanın verdiği cevap beni çok düşündürdü. Bana dediği, gayrimüslim oldukları için onlara yardım edilmez. Peki ama Müslümanlar gayrimüslimlerden her türlü yardımı alıyorlardı. Hatta Hristiyan organizasyonları olan kuruluşlardan bile yardım alıyorlardı.
Bir gün kendi kendime şöyle bir düşündüm. Dedim ki ben niye Müslümanım? Annem babam Müslüman olmasalardı ben şu an Müslüman olmayacaktım. Annem babam Japon olsalardı belki ben bugün Japonya'da yaşayan bir vatandaş olacaktım. Kafam iyice karışmıştı. O güne kadar kendimi dindar bir Müslüman olarak görüyordum ama Kur'an'ı sadece Arapça olarak okuyordum. Yani Türkçe mealini hiçbir zaman okumamıştım. Kur'an'ın mealini okumaya karar verdim. 3 defa Almanca olarak okudum ve daha sonra 2 defa Türkçe olarak bitirdim. Ve ne diyeyim, ilk defa mealini okuduğum kitap beni şoka uğrattı. İnsanları aşağılayıcı, ayırıcı, nefret ve şiddet dolu bir dil vardı. İlk o zaman şüphelendim, bu kitap gerçekten bir tanrı tarafından mı, yoksa bir insan ürünü mü diye sordum kendime. Ve inanın dinden çıkmak öyle kolay değil. 36 yaşıma kadar eskisi gibi olmasa da kendimi hala Müslüman olarak görüyordum. Evet, şüphelerim vardı. Hatta bazı şeyleri inkar ediyordum. Mesela bazı hadisleri. Ama içimde çocukluktan aşılanmış bir korku vardı. Bunu bir türlü yenemiyordum. Annesi babası Cemalettin Kaplancı olan biri olarak ben kendimi Caner Taslamancı olarak görüyordum. Ama bu da fazla sürmedi. İnternette bir gün bir video gördüm. Birisi çıkmış Allah'a, Muhammed'e küfür ediyordu ama aynı zamanda Kur'an'dan ayetler gösteriyordu. Bu kişinin Geek TV diye bir kanalı vardı. Ben de birkaç videosunu seyrettikten sonra inanın hıçkıra hıçkıra ağladım. Nasıl böyle küfürler edebilir dedim. Aradan aylar geçti ve dedim ki ben bu adamın verdiği ayetleri araştıracağım. Evet, Kur'an'ı okumuştum. Bir yandan adamın aslında haklı olduğunu biliyordum. Ama bunu kabullenmek istemiyordum. Muhammed'in ayı ikiye yarması veya Muhammed'in Allah ile pazarlık yapması gibi şeyleri artık kabul edemiyordum. Daha sonra kendimi daha fazla kandıramayacağımı düşündüm ve İslam'ı terk ettim. Bir gün söyleyeyim diyorum ama hep başka zaman söylerim, şimdi olmaz diye diye yaşım oldu 40. Ne zaman söyleyeceğim bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var, o da dinlerin insanlar tarafından uydurulmuş olması. Hristiyanlığı araştırdım, eski ayeti de okudum ama dinler artık bana çok mantıksız geliyordu. Gerçi Muhammed ile karşılaştırdığımda İsa'ya büyük sempati duymuştum ama sadece o kadar. İslam'ı terk ettiğim günden itibaren içimde inanılmaz bir rahatlık var. İnsanları, hayvanları, doğayı çok farklı algılıyorum. İçimde daha önce olmayan bir sevgi ve mutluluk var. Herkese teşekkür ediyorum ve herkese tavsiyem körü körüne bir şeylere inanmayın, araştırın, sorgulayın. İyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla. Sevgiler, saygılar.